Önden geçseydin ya bu adam. Recep, telefonu çekiyorum. Kameraya değil kanka. Kameraman arkadaşlar, kapıyı boşaltalım. Efendim, hoş geldiniz. Bülent Hanım. Lütfen sessiz olun. Kanka şunu geri çek. Gel. Zoom'un var, gel. Bütün herkese en derin saygı. Yüzü var mı sizde? Vallahi biraz daha eğilmen lazım. Ben kapıyı buluyorsun ben. Hayırlı olsun. Asıl ünitesi ve arkadaşlarıma da sevdiğiyle selamlıyorum. Tolga! Efendim teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz Bülent Hanım. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Şeref verdiniz efendim. Açılıştayız. Burada da kestiniz. Kameralara doğru bakarsak Bülent Hanım şapkadan dolayı çünkü sol tarafı görmüyor. Anladım. İyiyim Allah'a şükürler olsun. İşte bu günde bir eser hazırlamışlar, bir krem, bir hediye. Bakalım bir süreyim de önce kendim. Neticesi ne olacak ona göre ben size söyleyeceğim. Alın diyeceğim. Şimdi daha bilmiyorum. Evet. Açılışı da yoğun ilgiyle karşılaştınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Özlemişler sizi. İzdam böyle vallahi. Trafik tıkandı. Allah. Bir olmak kolay değil. Aman efendim teveccüh buyuruyorsunuz. Allah bu sevgiyi, saygıyı, hürmeti benden almasın inşallah. En son ruhumu teslim edeceğim ana kadar daim eylesin ya Rabbi.
Evet. Adam sağlığınız nasıl? Bize size özledik. Özledik. Sağlığınız nasıl? Sağlık sorunları yaşadığınızı duyduk. Çok geçmiş olsun. Evet. İyi gördük ama sizi. İyi. Kontrollü. Kontrollere gittim. Evet. Allah'a şükür. Görüyorsun işte. Maşallah. Biraz hanım, sahneleriniz de başlıyor. Evet, yarın Bursa'dayım kısmetse. Siz özlediniz mi? Çok uzun ara verildi malum sebeplerden dolayı. Neler söyleyeceksiniz? Bunlar doğrusunu mu söylüyor? Yani... Tembel tembel oturuyorum. Allah eksik etmesin tabii işleri, güçleri. Çünkü o işler bir yerde sanatkarın özlenilip istebilmesini gösterdiği için bir yerde çok kıymetli. Yani o bakımdan hoş. Yani o kadar. Siz beni nasıl buldunuz? Valla çok iyi güzelsiniz, çok iyisiniz. Biraz gençleşmiş miyim? Dinlenmek size yaramış biraz. Abi, o kameralara doğru. Abi, ekranlara da dönecekmişsiniz. Hayırlı olsun diyelim. Allah, TV programı. 1 Ağustos'ta. Az kaldı. Az kaldı. Evet. Efendim. Kıymetli arkadaşım. Kameralara doluyor. Kıymetli arkadaşım. Efendim. Repertuarı namütenahi geniş bir usta kendisi de. Bunun için özellikle Keser Bey'i istedim. Ne yaptığını, ne ettiğini bilen efendim son derece kıymetli bir arkadaşımdır. Allah utandırmasın. Tabii bir imtihan bunlar. Bakalım insanlar ne diyecekler? Beğenecekler mi? Layık olabilecek miyiz? Bunlar çok önemli işler. Karneler alındığında program yayınının ertesi günü sabah 11'de karneler alınıyor reyting denilen. İnşallah çok iyi olur. Büyük heyecan. Vallahi büyük heyecan. Kalp bunu nasıl taşıyor? Ben şaşkınlık içindeyim. Allah iyi etsin, Allah utandırmasın. İnşallah beğendirebiliriz. İnşallah istediklerini verebiliriz. Okumaktan yana, repertuardan yana, her şeyden yana benim şahsım adına. Arkadaşımın da öyle, partnerim. Bizim bir sorunumuz yok kendimizce. Ama bilemiyorum ki o anda ya aman dediklerini farz edin. Ha ben öldüm demektir artık. Vallahi çok şeyimdir. Bir kere o mevzuda son derece böyle duygusalımdır. Bak beni beğenmediler. Görüyor musunuz? Falan filan artık böyle sararım kendi kendime. Efendim. Allah yetsin inşallah diyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Geçtiğimiz günlerde İlyas Tetik Bey'i kaybettik biliyorsunuz. Onunla ilgili iddialar çıktı. İşte Muazzez Hanım'la beraber işte sizin bir tercih yapmasını istemeniz gibi bir haber çıktı. Bir res çektiğiniz konuşuldu Bülent Hanım. Biraz hedef gösterildiniz açıkçası bu konuda. Hayır. Yani ne gibi?
Ya ben de çalışacaksın ya da muhabbetle gibi. Yok, Cumhurbaşkanı'nda zaten çalışıyordu kendileri. Ya programın... Yani kendisininle anlaşan da ben değilim. Polat Bey yapımcısı, menajer. Polat Bey anlaşmış. Ben bilemem ki Muaz Hanım'la zaten çalışıyordum. Sizin birer çektiğiniz ya Muaz Ersoy ya da beni seçersin dediğiniz konuşuldu çünkü. Nerede seçecekmiş bunu? Yani ya benle çalışacaksınız. Zaten adamla anlaşmışlar. Kendisi Muaz Hanım'la çalışırken Polat Bey'le anlaşma yapmış. Daha sonra programın listesinden çıkartılmış ama galiba. Böyle bir iddia vardı çünkü iddia bu şekilde. Onu bilemem çıkarılmış, ne yapılmış, ne edilmiş. Sizin haberiniz dahilinde bile değil aslında olaylar. Hayır hayır, benimle ne alakası olabilir. Kaldı ki böyle bir şey eğer bunu alsaydık Muaz Hanım ağzını açıp da zaten hiçbir şey söylemez. Yani o kadar da abla der bir daha... Bir abla daha çıkar ağzından. Muaz Hanım'ın huyları çok naif bir kızdır. Oradan geçin. Öyle bana bir şey değil. Tamam. Hiç yani olacak iş. Kaldı ki zaten ben anlaşmadım. Ama çok üzüldüm. Tabii çok kıymetli bir kemaniydi. Buyurduğunuz gibi yaşayanlarda en büyüklerden bir tanesiydi. Yazık oldu. İntihar olayını sabah 6'da ben açtım telefon. Oğlu beyefendiyle konuştum. Efendim dedim, sizden mi bir şey çalıyorsunuz? Yok Bülent Hanım, ben dedi. Dedi. Ben şey dedi, okuyorum dedi, okuyorum dedi, pardon efendim dedim, işleri ters gitmiş, iflas galiba, yalan konuşmayayım, etmiş, çok onurlu ve gururlu bir beydi. Kimseye öyle laubali olmaz. Öyle başını ileride yetsin. Bence bende seneler önce, 80 senesinde Muzaffer Özpınar, Şevken, onların hepsi bende kemanlı yaptı. İşte Gündeş'in şefiydi. Neydi o? Ayhan Şenyaylar. Ondan sonra Allah rahmet eylesin Selçuk Tekay. Efendim şimdi bu rahmetli İlyas Tetik. Efendim Ali İhsan Kısaç. Allah ömür versin, yaşıyor. Ben hepsi, ben neler bir şey. Muaz Ersoy Hanım'ındı. Mesela sonra. Bu şey, Sibel Can hanımefendinin şefi. Baki Kemancı. Onlar hep kendi çalarlardı. 80'de. Efendim. Bu şekilde. Yani çok üzüldüm. İnsanlar bir terslik olabilir efendim. Bir yanlış hesap, kitap olabilir bu. Bizim için yani bu varit olan bir şey. İnsan oğlu için. Yani çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yerlerde yalnız duydum. Çok üzüldü ve intihar etti falan diye. Evet. Siz kibarlığınızdan sonra mısınız galiba?
konserler falan olmadığı için, bir de borçları olduğu için galiba evinde intihar etti haberleri. Hayır hayır, ne konser? Konser zaten yoktu. Yok, olmadığı için işte. Arabasını satıp için bir süre onunla hayır, geçirmiş. Yani başka bir iş yapıyormuş orada, iflas etmiş. Neyse, o gün şeye gidiyor, camiye gidiyor, beş vakit namaz kılardı. Hiç aksatmazdı. Efendim, kaza kılmamaya dikkat ederdi. Sabah gitmiş, ondan sonra gelmiş, oğlu beyefendinin söylediklerini iletiyorum. Gelmiş ve yok olmuş. Nerede hani diye İlyas Bey diye şey yapmışlar. Arıyorlar, arıyorlar, İlyas yok. Neyse, şeye herhalde eli dubleks mi ya da tripleks mi bilemiyorum. Çıkıyorlar yukarıya, artık bir orası dolayı yoktur ama diyorlar. Hani orası çıkalım. Bir de bakıyorlar, kendini asmış. Şimdi bu asma işlemini genel olarak düşünürsek, bu bir iki günde olacak bir iş değildir. Bu çok önceden plan ve programla efendim hasıl olacak iştir. Onu oraya yapmak, o çiviler çakılacak. Çünkü ağırlığıyla hiçbir şey olmaz. O halattı, işte bir şeydi, bir şeydi, bir şeydi. Bunu yani aylar önceden bu işin şey yapılması lazım, ayarlanması. Nitekim demek ki düşünmüş, taşınmış. Ben bu insanların yüzlerine nasıl bakacağım şeysiyle, düşüncesiyle, onu gururuna yediremedim orada. Ve böyle bir şeyi ayarladı ve neticede de camiden gelip intihar ediyor. Allah esirgesin, beni bir tek düşündüren şu, bu kadar dini bütün bir insan nasıl oldu? Ve aklı selimi yerinde bir insan, biz hep öyle gördük. Bir terbiye abidesiydi. Kaliteli bir insan. Efendim. Hal böyle olunca dini vecibelerine bu kadar bağlı bir kişilik de olan arkadaşımız nasıl intihar etti? Çünkü biz bir malum olduğu üzere karıncaya can veremiyoruz. Biz kim oluyoruz da kendi canımızı alacağız? Ancak Hak Teala sana ayırdığım süre bu kadar. Bu dünyadaki rolün bu kadar diyecek ve biz o dünyaya veda edeceğiz. Ama Allah-u Teala'nın emri iradesiyle. Allah şaşırtmasın. Allah şaşırtmasın. Allah gani gani rahmet eylesin. Yaptığı yerler, mekanı cennet-i âlâ olsun inşallah. Bülent Hanım, peki önümüz bayram, bayramdan neler yapacaksınız? Çalışıyor musunuz? Sahnede olacak mısınız? Yalan konuşma. Bayramda ne? Bayramda çalışma. Daha çok var. Onun işi belli olmaz. Son anda efendim gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İşte bilmem nereden iş aldı bu. Efendim mesela Bodrum'a gidecektim. Ama aldım. Bana sordun mu? Ben aranızı bozmuyor muyum? Ha yok. Beni adam yerine koymuyor. Estağfurullah. Ben attım imzayı. Estağfurullah. Geliyorsunuz diyor. Hay Allah.
sizin neşeli hallerinizi de özlemişiz. Hadi oğlum. Siz çok şık olmuşsunuz. Hiç özlemedim. Hiç özlemedim. Aşkım, tamam mıyım ben? Orada bir de özel bir bakım şeyi var, diva bakımı diye. Birazcık ondan da bahsedelim istiyorsan. Öyle mi? Nasıl evet. Oluyormuş o diva bakımı? Ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Bana mı yapacaksın? Evet. Soyunacak mısın? Hayır. Hadi ben soyunacağım. Diva bakımı yapacağız. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Gördüğümüze çok sevindik. Riyasız değil. Hakikaten burnumun direği sızladı. Çok özlemişim. Biz de size özledik efendim. Vallahi ve billahi canım. Emeklerinizi sevgiler. Biraz diva bakımından da bahsedelim istiyorsanız. Diva bakımı çift gençleştirme işlemi aslında. Çok böyle iddialı bir bakımdı. Biz de diva koyduk adına. Öyle. Güzel olduğu için sizin isminizi verdik. Bu şovlarınızda da Bülent Hanım'ı ağırlayalım istedik. Peki diva bana yapacak mısın? Nasıl oluyor onu anlat bakayım bana. Kremlerle oluyor. Çizimizi gençleştiriyor. Ne yapıyor, yukarı mı çekiyor? Evet. Aa. Ben ne olacağım? Hayır derim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.